Merhaba arkadaşlar, Ankara'dan sevgiler, saygılar. Bu hafta çiftliğimizde inşallah sizlere kısa bir tanıtım yapacağız. Güzel bir program. Burak Bey konuğumuz. Teşekkür ederim. Bir giriş yapalım dedik. İnşallah farklı olsun dedik. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Yeni işletmen, gelecek hayvanların. İnşallah. Beraber İnşallah, seçtik. Evet beraber seçtik. İnşallah burada bol sütlü, bol verimli günler geçirmemiz dileğiyle artık. İnşallah, inşallah. Burak Bey tabii daha önce de defalarca geldi ama ilk kez beraberiz. Çiftliğimizi göstermek için geldik. İşte nasıl oldu falan diyerek yem karmayı falan gösterdik. İşte tasarımımızı biraz anlattık. Şimdi artık o bize anlatsın. Acaba olmuş mu? Eksiğimiz ne var? O anlatsın. Ya şimdi şöyle burada eksik, tabii ki de mutlaka eksikler hayvanlar geldikten sonra karşımıza çıkacaktır. Ama şöyle uzaktan baktığımızda hayvanlar yokken bir işleyiş olmadığı zaman da bir eksikliğimiz gözükmüyor. Aynen. Ve ben açıkçası buraya bu şekilde gelmek istedim. Çünkü yani insanların hayalindeki modeldir ya raylı sistem. İşte siz onu yaptınız evet. Şimdilik. Bakalım insanlara da tanıtmak istiyorum yani. Ben biliyorsun işçilik konusuna çok dikkat ediyorum. Evet. En az işçilikte hatta birkaç tane daha modernizasyon yapacağız burada. Farklı şeyler anlattım biliyorsun. Tabii. Onlar da geldikten sonra ben çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Aslında istiyorsanız biraz aşağı doğru yönelim ki orayı mutfağı anlatmak istiyordum. Çünkü neden? Burak Bey'in aslında bize en güzel, yani en verimli hissettiren tarafı ne biliyor musunuz? Mutfak. Mutfaktaki başarısıydı. Burak Bey şimdi mutfağımızı anlatsın. Mutfakta neler yapacağımızı anlatsın. Çünkü buraya özel bir formülasyon ve yem yapacağız. İnşallah güzel olacak. Mutfak tasarımı nasıl sence? Olmuş mu abi? Önce şimdi yani baktığımızda kaba yemimiz ayrı. Bundan sonra gelecek konsantre yemlerimiz ayrı. Evet. Hemen arkalarında silaj depolarımız. Evet, daha başka ne isteyebilir ki? Ve çok kompakt, birbiri içerisinde bütün yemler çok uzak noktalara gidilmeden alınıp evet. Bu yem karmanın içerisine eğer zamanla yapabilirsek ki Davut Bey siz onu en başta dediniz. Bir helezonla, bir otomasyon sistemiyle bu yem karmanın içerisine boşaltacak yemimizi. Aynen. Diğer taraftan, evet bu işletmeye özel bir yem yapıyoruz. Özel formülasyonlu bir yem yapıyoruz. Neden özel formülasyonlu yem yapıyoruz? Şimdi biz daha kaliteli, daha iyi bir içeriğe sahip, içeriğini bildiğimiz, sizin de bildiğiniz. Çünkü evet. Şöyle bir ayrım var. Şimdi artık bu işin içerisindesiniz. Yemi çok iyi biliyorsunuz. Yemi çok iyi tanıyorsunuz. Yemin içerikleri, içeriğindeki ham maddeleri ne işe yaradığını çok çok daha eski oranla çok çok daha iyi biliyorsunuz. Ve artık ciddi anlamda araştırabiliyorsunuz. Evet. Bunu siz yapıyorsunuz biliyorum yani. Çünkü insanlar yem alıyor mu? Yem alıyor. Ama siz ne yem aldığınızı bilmek istiyorsunuz aynen artık. Evet. O yüzden biz de ne yem yaptığımızı bilerekten hayvanların ihtiyacına göre özel formüllü, piyasada daha farklı değerlere sahip bir yem yapıyoruz. Bu düve yemi olacak. İlk başta tabii düvemiz gelecek, evet. Düve yemi gelecek. Daha sonra süt yemi, buzağı yemi. Hepsi ayrı ayrı formüle edilecek. Bizim buradaki en büyük amacımız hayvanlara daha kaliteli protein kaynaklarını vermek, daha kaliteli enerji kaynaklarını vermek, daha iyi ham maddelerle vermek ama. Evet. Şimdi zaten ben Burak'la ilk tanıştığımda Burak bana hatta şöyle yapmamız gerekiyor derken ben hani işte biraz sorgulayıcı biriyimdir. Hani neden böyle yapalım? Bana bir anlatın. Ben mantığımı uygun mu falan diye. Daha sonra yemciler hep şöyle gelir. Biliyorsunuz gelir. Ne işte ne yem kullanıyorsun? Bizim yemi kullan 5 kilo sütünü atar. Ama nasıl artar? Mesela altı yok mesela. Yok, dolduramıyorsunuz. Aynen şöyle. Ben mantığım şu zaten protein kaynaklarımız, aldığımız nişasta kaynaklarımız hepsini bir araya getirerek temel bir hedefimiz var. En verimli, en kapasite oluşmak. Ve neden? Herkes şunu soracak. Ya Davut Bey, neden ham madde kullanıyorsunuz da yani formülasyon yaptırıp buraya getiriyorsunuz? Mesela birinci soracağınız soru bu. Ben çok iyi biliyorum. Yani neden dışarıdan işte A işte yemi, B yemini almıyorsunuz da kendinize özel yem yaptırıp buraya getiriyorsunuz? Bir, Burak içindeki ham maddelerimizi burada tek tek beraber konuşuyoruz ve hazırlıyoruz. Ham maddelerin aşağı yukarı fiyatları belli. İşte ben buraya bunu getirmek istesem, 100 tane hayvan için bunu koymak istesem zaten birincisi yere ihtiyacınız var. Yere ihtiyacım var. Bu yer bende yok. Doğru. Evet, doğru. Yem aslında yem firmalarını bunun için kullanıyoruz. Onlar bizim için stok yapsınlar. Arada bir üretici olsun. Bunu paletlesin bize gelinlersin. Birincisi yerim yok. Bunun için yem firmasını kullanıyorum ve içinde yine olmuyor. İki, zaten mesela atıyorum DGS.
DDGS. Pardon, mısır DDGS. Mısır DDGS. Ne kadar kullanacağız? Çok belki çok küçük miktarlar. Evet. Siz bu küçük miktarlar için bir tır yem almanız lazım. Bir tır almanız lazım bu ham maddeden. Doğru. Bunu stoklamanız lazım. Bu doğru. Zaten kullanan biri varsa ondan hazır almak ve fiyatlarını biliyorsanız bunları tekrardan şey yapmak daha kolay. Ben bunun için düşündüm. Üçüncüsü şu. Neden burayı yaptık? Neden kompakt sistemi yaptık? Kolay işçilik. Tabii. Ve kontrol edebilirdik. Sadece bunun içine şu kilogramdan at devimize atabileceğimiz, kontrol edeceğimiz bir sistem. Öbür türlü ondan 2 kilo at, bundan 1 kilo at, bundan yarım kilo at. Yok, öyle bir şey yok. Olmuyor. Olmadığı için de hep şu ne oluyor? Rasyondaki bu farklılıktan, işçi hatalarından dolayı en çok neyle karşılaşıyorsun abi? Yani bir kere zaten bu işçi hatalarıyla, hayvanlarda sindirim problemleriyle ciddi anlamda karşılaşıyorsunuz. Neden? Çünkü siz onu at, bunu at dediğinizde çalıştığımız insan modelini de düşünürsek, yani burada yemi karacak insan modelleri maalesef ülkemizde çalışan yabancı insanlar, yabancı uyruklu insanlar. Şimdi bunlara bir kere laf anlatmak ayrı, uygulatmak çok çok daha ayrı. Bir de onu takip etmeniz gerekiyor. O yüzden biz burada onu buradan 5 kilo at, buradan 10 kilo at değil de biz bunu standarda sokalım. Kaba yemini ayrı atsın, yemini ayrı atsın. Bu işçiye de hatayı yer vermeyelim. Hayır, en az hatayla. İnsan hatasını i̇nsan en hata, evet. Çalışacağız. Amacımız buydu. Yani kompaktlıktan kastımız, verimlilikten kastımız buydu. Bir de Burak tabii kendini övmüyor ama ben onu öveyim. Burak ve Serdar abi şu anda aramızda yok. Evet. Kral da yok aramızda. İşini iyi bilen insanların şöyle bir şeyleri var arkadaşlar. Size geldiğinde şunu söylemiyor. Ben işte bakıyor hayvanınıza bundan 100 kilo süt alırım bir hayvandan demiyor. Hayvana bakıyor. Alınması gereken protein dengesi neyse size onu yani işte bir rasyon TMR ne olması gerekiyorsa onun önüne koyuyor. Bundan sonraki onların görevi şu. Size doğruyu göstermek. Bizim görevimiz onu uygulamak ve uygulatmak. Doğru. Arkadaşlar onlar danışman. Biz sürü yöneticisiyiz. Danışman size yol gösterecek. Siz onu takip edeceksiniz. Şimdi ülkemizde ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi danışman olarak sana söylüyorsun ya bunu. Ben de bunu alıyorum, burada uygulamaya çalışıyorum değil mi? Doğru. Kim uygulatmaya çalışıyorum? İnsana. Sana diyorum ki bak bunu minimize edelim, şunu yapalım dediğimde işte bu olaya giriyor. Arkadaşlar danışmanın size söylediğinizi yapınız. Eğer yapamıyorsanız mutlaka kendinizde önce bir hataları, kusurları arayın, ondan sonra karşıya gidin. Yani neden böyle oldu diye. Şimdi ben Burak gittiğimde Burak diyorum ne yapabiliriz? Bu hayvandan hangi sütü yapabiliriz? Ya, bir saattir yukarıdayız değil mi? Evet. Bir sürü hepsi formüle ediyoruz değil mi? Hepsinin altında acaba bunu yapsak böyle olur mu? Acaba şöyle de olur mu? Maliyetleri yan yana koyuyoruz. Doğru. Şimdi süt almaya çalışacağız bundan sonra. Şimdi siz yap bunları yapmayın. Direkt ya A yeminden aldım 40 kilo süt vermiyor. İşte. Şimdi Davut Bey, siz işletmenizi güzel takip eden bir işletme sahibisiniz. Artık yani yatırımcısınız evet. Benim gözümde. Onun da nedenlerini söyleyeceğim. Ama şöyle... Siz işletmenizi sürü yönetim programımızdan çok güzel takip ediyorsunuz. Ama maalesef bu beslemeyi, bu ham maddelerini takip sistemi daha zor. Tabii ki. Çünkü onun da programları var, yabancı programları var ama çok maliyetli maalesef ülkemizde. Büyük işletmelerde bulunan modeller var. Biz bunu takip edemiyorsak, bu takip edemediğimiz noktada ya da takip etsek de dahi sonuçta işçinin oraya kaç kilo attı? Siz diyorsunuz 50 kilo at, o atıyor 65 kilo. Burada ister istemez kaçamaklar oluyor rasyonda. Bunu en aza indirebilmek için biz zaten nasıl sizin bu mutfağınız kompaksa biz bunu da standarda sokmak için tek yem modeliyle yanında ilavelerimiz tabii ki de olacak. Bu hale sokalım ki işçinin hatasını en aza indirelim. Evet, kolay olsun ya. 3 çuvalından. 2 çuvalından değil. Yani 5 tane adam hakikaten kafası karışıyor. Biz yukarıda işte bunu nasıl bunu anlatacağız diye düşünürken o da anlayacağı en kolay noktaya getirsin. Dediğim gibi. Doğru. Amacımız şurada. En verimliye ulaşabilmek. Bir de şimdi bize bir dahaki hayvanlar gelince soracaklar. Kaç kilo veriyorsun abi? Şimdi yine söylüyorum arkadaşlar. Burak her çiftliğe gidiyor ve her çiftliğe özel bir formülasyon çıkarıyor. Evet. Niye? Buraya gelen hayvanla sizin hayvanınız aynı değil. Olmayacak. Belki benim hayvanım kilo olarak daha az, daha hafif olacak. Daha çok beslemeye ihtiyaç duyacağım. Ya da senin hayvanın daha yüksek kiloları simental olacak. Hepsinin farklı farklı rasyonları olacak. O yüzden biz lütfen şunu bırakalım. Yani böyle bir matbu bir şey var, besleme var ve matbu vermiyoruz biz bunu. Biz her hafta, her ay, her gün gerekirse tartışıyoruz bunu nasıl geliştirebiliriz diye.
ve bir dengeyi oturtuyoruz. Hatta Serdar abiyi de tekrar anayım. Serdar abi derdi ki en iyi işletme rasyonunu oturttuktan sonra aylarca belki yıllarca değiştirmeyen işletme derdi. Ya, o kadar doğru ki nitekim bu. Geçmişte biz yaptık, bunu bir buçuk yıl rasyon hiç değişmedi işletmede. Çünkü hayvanda hiç sıkıntı yoktu ki. Hayvan süt verimi olarak, ondan sonra yağ standardı olarak, belki dönemsel olarak yazın bir ufak oynamalar evet, oldu. Sıcaktan kaynaklı doğru. Oluyor. O da yani onu da takip ettiğimiz için göreceğiz. Doğru. O yüzden şunu lütfen sormayın. İşte rasyonun ne? Rasyonun ne değil? Bizim hizmet aldığınız insanlara mutlaka şunu sorun. Benim neye ihtiyacım var? Hayvanın bu. Yemi bana verdiğinizde ya da hangi yemi aldığınızda fark etmez. Benim neye ihtiyacım var? Bu bana neyi katacak diye sormanız lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir konu olaraktan yatırımcı dedim az önce. Evet. Bunu açmak istiyorum. 5 dönüm arazi içerisinde 5000 metrekare arazi içerisine kurulu bir işletme. Evet. Şimdi 5000 metrekare arazi içerisine 100 sağmallık, yaklaşık 230 civarında hayvan alır herhalde. 250 hayvan kapasitesini alabilecek bir işletme yapılabilir mi? Dediklerinde yapılamaz. Çünkü 3 tane insan 150 metrekare yere sığmıyor. Yani 250 tane hayvan 5000 metrekare yere nasıl sığacağının hesabını yaparken ben açıkçası işin içinden çıkamıyordum. Ama gerçekten buraya geldik, gördük, yaptığına şahit olduk. O kadar dar bir alanda çalışma fırsatı buldu ve o kadar dar bir alandan çok güzel, verimli bir model çıkardı, işletme çıkardı. Ben açıkçası gerçekten siz iyi bir yatırımcısınız. Her işletmeyi her yere sığdırırsınız. Artık buna şahit oldum yani. Sizin tabii daha önceden çekimleriniz de var buranın, yanlış evet. Hatırlamıyorsam izlediklerimden. Detaylı bakmalarını istiyorum izleyicilerin. Yani bu kadar dar bir alanda hayvanın dönüş mesafesine kadar artık milimetrik hesaplanmış bir alanda bu işletme nasıl sığdı? Ben de şaşırıyorum, hayret ediyorum. Sığmış. Sığmış mı? Sığmış. Şimdi hep bunu anlatıyordum. Zaten arkadaşlar işte burada çok önemli olan şey şu, biliyor musunuz? Biz işin içindeyim. Ben hayvancılıkta yapacağım. Ben ömrümün sonuna kadar bu mesleği yapmayı çok seviyorum ben. Evet. Hakikaten çok. Hatta heyecanımı bırak bilir. Hayvan seçmeye gittik, geldik. İlk günkü heyecandan daha çok heyecanlıyım. Çünkü her şeye çok özenerek, çok dikkat ederek yapmaya çalışıyorum. Amacım şuydu, ilk bu program çıktığında da amacım şuydu, verimli çiftlikler. Verimli. Türkiye'nin aslında en büyük sıkıntılarından biri hayvancılıkta fiyat değil, verimlilik. Fakat malum kısır döngüde biz hep fiyatı konuşuyorduk. Fakat inşallah önümüzdeki dönem bunu konuşmuyor olacağız. Fiyat artık geride kalacak. Biz fiyatı değil de verimliliği konuşuyoruz. Evet, doğru. Şimdi gideceğiz, diyeceğiz ki ya işte Bakan Bey, ben işte sütün fiyatını bu oluyorum. Size ne diyecek biliyor musunuz Bakan Bey? Diyecek ki sen kaç litre süt alıyorsun bir hayvanda? Yani aslında tamam, herkes sorumluluğunu biliyor, vazifesini biliyor ama asıl şunu soruyor. Sen vazifeni biliyor musun? Bir hayvandan kaç litre süt alabileceğini biliyor musun? Bak bir şey soracağım. Hayvan hiç buraya hayvan girdi mi? Hayır, şu an yok. Abi biliyorsun burası benim ilaçlama cihazım. Ben bu ilaçlama cihazını aldım. Bir tane hayvan girmemesine rağmen kapıları kapattık şimdi. Her gün ilaçlıyoruz değil mi? Neden? Yani gelebilecek bütün risklere karşı önlemi almaya çalışıyorsunuz. Çünkü hayvanlarımız gelecek buraya. Tamam. Yaşandı. Geşmişte yaşanan evet, tecrübeler var. Şimdi diyorum ki ben bunu yapıyorum mesela, değil mi? Bu tecrübeyi aldım ediyorum. Evet. Şeyde de bence tamam, bakanlık bir tecrübe aldı. Bu yaptıkları hatanın bedelini nasıl ödeyeceklerini öğrendiler. Şimdi bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bence Türk çiftçisi de bir çözüm bulmalı. Verimliliğe gitmeli. Ben neden özel rasyon yapıyorum? Neden bunu yapıyorum? Ya da okumak için ne kadar bu kadar yukarıda gayret ediyoruz. Ben çünkü Türk çiftçisi de buna gitmeli. O yüzden buradaki 5000 metrekareyi övüyoruz. Evet. Ben çünkü içindeyim, biliyorum ben. O hayvan nasıl hareket edeceğini biliyorum. Ha, burada da eksikler olacak tabii. Tabii ki de. Ya, eksikler, yanlışlar, hepsi olacak. Ben bunları da bir sonrakinde düzeltmeye çalışacağım. Ama inşallah ben o yatırımcı şeyinden çok yani teşekkür ediyorum buraya. Burada asıl iş yatırımcılık değil. Zevk alma ve bu işletmeyi ayakta tutma gayreti. Şöyle, bu işletmenin özelinde şunu da söylemek istiyorum. Yani yanlış olmasın kesinlikle. İşte Davut Bey'i övmek ya da işletmeyi övmek değil. Mutlaka buranın da açıklarını zamanla göreceğiz. Yaşadıkça tecrübe edeceğiz. Şimdi biz Ankara'dayız, Ankara iklimindeyiz. Soğuk bir iklim aslında baktığınızda. Yani bir Ege gibi bir iklime sahip bir işletmede yok burada. Yani bir hava yok. Bir işletmede öyle bir ortamda kurulmadı sonuçta. Ama
Bizim işletmelerimizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi kapalı ahırlar içerisine kurulmuş, dizayn edilmiş ve o içerisine hayvanları koyduğumuz noktada ciddi problemler yaşanıyor aslında. Yani burada örnek vermek istediğim nokta tamamen açık bir alan, tamamen bütün penceresi yok, duvarı yok, hiçbir şey yok. Bu hayvan burada ölür mü, bu hayvan burada yaşar mı diye insanlar sorular soruyor yani. Evet. Diyorum ki kırın duvarları, yıkın. Camları açın. Çünkü oksijen sizin bizim için ne kadar ihtiyaç varsa hayvan için çok çok fazla ihtiyaç var. Çünkü hayvanın bulunduğu ortamda ki gaz, dışkı, idrar ciddi anlamda yoğun. Ve bu hayvanları biz tamamen duvarlarla çevrili ahırlara kapatıyoruz. Ve biz bu hayvanın verimliliğini gerçekten olumsuz etkiliyoruz. O yüzden mümkün olduğunca bu kadar açık olmayabilir ahırlarınız ama açık olabilecek modelleri ya da açıp kapatabilecek modelleri uygulamanız lazım. Geçenlerde bir işletmeye gittim. İşletme, büyük bir işletme. Daha doğrusu şöyle, yeni yeni büyümeye çalışan bir işletme. Bu işletmede yeni hayvanlar gelmiş Danimarka'dan. Onlar da Danimarka'dan gelmiş aynı sizin gibi. İşletmede bir tane açılabilme ihtimali olan pencere yok. Bakın, pencere var. Ama açılabilecek bir ihtimali yok çünkü o şekilde yapılmış. Yani açılmasın diye yapılmış. Yukarıdan çatıların yukarısından bir tek hava giriyor. Onu da kuşlar çok giriyor diye bu tül gibi şeyle kapatmışlar. Artık içeride hiç hava yok. Oksijen girmiyor. O yüzden yani bu hayvana yazık. İçerideki hayvana yazık. Bu hayvan nasıl hava alacak? Bu insanlar bir kere orada nasıl duracak? Yani durduğunuzda üstünüze sinen kokuyu bir görseniz gerçekten yani artık o ahırın içerisinde durmak istemezsiniz. Konuyu çok uzatmak istemiyorum. Bu ahıra iyi bakın. Bu kadar açık olmak zorunda değil ahırlarınız ama en azından havalandırma koşullarını göz önünde bulundurun. Şimdi tabii arkadaşlar perde sistemi falan yapacağız. Biliyorsun arka cepheyi kapatacağız. Tabii bunlar ileriki programlarda göreceksiniz. Bunlar adım adım uyacağız. Ama şunu söylemek istiyorum sadece. Şimdi bunları yapmaktan ziyade açık veya kapalılıktan bahsediyorum. Şimdi bugün Mart'ın 14'ü. 14 Mart'tayız. Hava nasıl abi? Şu an için iyi. Şimdi şu havada hayvan üşür mü? Hayır, tabii ki de. Hayvan mutlu mu da olur şu havada? Tabii ki de mutlu olur. Şimdi şu havada hayvan mutlu olur. Şimdi ay Mart'ın 14'ü. Ankara'da da yani bundan da daha Mart'ta çok soğuk oluyor denemezsiniz. Yağış olabilir sadece ha, bu havalar. Tamam abi. Bir şey söyleyeyim. Onda da çok haklısın. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Hadi Kasım'ı da ekleyelim. Çünkü Kasım'da Mart gibi geçer Ankara'da. 9 ay. 3 ay soğuk. 3 ay için bütün duvarları örmeye gerek yok. Evet. Aralık, Ocak ve Şubat. Ankara'da soğuk geçer ama burada birkaç tane de uygulamamı anlattım sana. Şöyle evet. Yapacağım dedim. Onları yapınca göreceğiz. Bunları yaptığınızda arkadaşlar bir, hayvan mutlu olacak. İki, hayvan 9 ay hayvandan en maksimum verimi alabileceksiniz. Evet. 3 ay verim alabilmek için biraz daha hayvana yem mi vereceğiz? Doğru mu? Tabii ki de. Aynen öyle. Üşümemesi için yeme götüreceğiz bu hayvanı. Daha fazla tüketimi sağlayacağız hayvana. Aynen öyle. Şimdi bunu sağlayabilmek için harcadığınız ya da verdiğiniz zarar 9 ayda kaybedecekleriniz mi? Yoksa 3 ayda verdiğiniz fazladan emek mi? Şimdi bunun kararını siz vereceksiniz. Ben böyle bir karar verdim. Deneyeceğim. Dediğim gibi her tarafı kapatana da ben Burak gibi bir şey diyemiyorum. Şimdi eski ahırlar belki babadan kalmıştır ama yeni ahır yapanlarda bu tercihi ben anlayamıyorum gerçekten. Ha rüzgarı keseceksiniz. Tabii ki de. Bunu hani bunu söylememe gerek yok. Zaten hayvancılık yapan herkes bilir. Rüzgarı keseceksiniz arkadaşlar. Ama hayvan üşür mü? İşte biz Danimarka'ya gittik üşümüyordu ya. Evet. Evet güzel bir örnek. Biz Danimarka'ya gittik üşümüyorlardı. Yani orada üşümeyen hayvan burada üşüyorsa demek ki özel bir havası var buranın da. Onda bir şey diyemem yani. Ki orada inanılmaz esiyordu yani. Evet çok fazla rüzgar vardı. Kesinlikle. Danimarka'da beraber seçtik hayvanları Burak'ta. Burak'ın hayvan seçimine hayranım. Tabii biz ekip olduğumuzu düşünüyorum ama önde ben arkada o. Tek tek belki seçtiğimiz çiftlik sahipleri uyuz olabilir bize. Evet, o konuyla ilgili büyük problemler yaşadık. Seçerken işletme sahipleri bizim gözümüzün içerisine bakıyor. Niye almıyor bu diyor. Niye almadın diye soruyor devamlı. Maalesef bu ikinci tecrübemiz oldu Davut Bey'le. Yani Davut Bey'le ikinci tecrübemiz oldu. Aynı durumu daha önceden de yaşamıştık. Burada da yaşadık. Biraz o konuda insanlar bize uyuz olmaya başladı orada Danimarka'da. Şimdi şöyle arkadaşlar ben
hayvan alırken hepinize şunu söylüyorum. Hayvan alırken, ya yatırım yaparken şurasını yapmayayım, burasını sonra yapayım diyebilirsiniz. Hiçbir şey diyemem. Ama hayvan alırken kesinlikle, affedersiniz de, ikinci kalite hayvan alamazsınız. Çünkü size hayvan para kazandıracak. Tamam. Bütün ferahı için, hayvanın ferahı için harcıyorsunuz. Hayvan seçerken işte atıyorum 10 lira, 5 lira, 3 liradan feragat edip ucuzunu almaya çalışıyorsunuz. Hayır, alamazsınız. Alamazsınız. Bakın iki tane olayı da hatta söylerim. Bir, işte kendime özel bir, burada bir makine ekipman vardır, sahamane. Vazgeçmem diyorum. İki de hayvanın kalitesine. Geçemezsiniz. Bu geçemeyeceğiniz için gelecekte, çünkü para kazandıracak onlar olduğu için ben buna çok önem veriyorum. Bu hafta Ankara'dan güzel bir program yapmaya çalıştık Burak Evet, Bey. Evet, teşekkür ederim. Varsa son bir söylemek istediğiniz bir şey? Yok, yani şöyle, açıkçası ben bu işletmenin her şekilde temellerini, nasıl bu betonların temelleri atılıyorsa hayvan tarafından da temellerini kendimiz atmaya özen gösteriyoruz. Daha önce böyle oldu, şimdi de böyle ilerleyecek. Evet. Hayvanlarımız gelecek inşallah. Pazartesi yola çıkıyor herhalde. Evet. Biraz heyecanlıyız. Önden artık tamamen rasyonlar anlamında çok ciddi bugün mesai harcadık. Onlara kafa yorduk. Neleri ne şekilde yapabiliriz gibisinden. Umarım her şey burada güzel olur. İnşallah. Yani bol sütlü, bol verimli bir yıllar geçer bu İnşallah. İşletmede. İnşallah. İnşallah bu model gerçekten herkes tarafından uygulanabilir olduğunu biz burada anlatıyoruz ama hayvanlar geldikten sonra da siz uygulanabilir olduğunu başka insanlara göstermiş ben olursunuz. Ben kötü olanı da söylüyorum mesela. Kesinlikle. Şu yanlış, bu yanlış. Ya şu iyi, bu kötü diye mutlaka söylüyorum. Gelecekte de mutlaka söyleyeceğim size. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Programın adı gibi verimli bir çiftlik. İnşallah burası da verimli bir çiftlik olur. Gayret ettik, emek verdik, güzelliğini yapmaya çalıştık. Hayvanlar olduğuna da geleceğiz. Ama Burak'tan bir söz alayım. Burak, inşallah hayvanlar gelsin. Önüne yemi dökelim. O gün de şunu yapalım. Biz yemi nasıl döktük, nasıl besliyoruz ya. Çünkü arkadaşlar hep şunu merak ediyor. Düveyi nasıl besliyorsunuz? İşte böyle besliyoruz. Neye dikkat ediyoruz? Böyle dikkat ediyoruz. Ondan sonra sağmağı da nasıl dikkat ediyoruz? Çünkü rasyonla ilgili çok soru geliyor. Bunları da tamam. İnşallah cevaplamış oluruz. Tamam. Ankara'dan hepinize tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah verimli bir program olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, esen kalın.